Bir de biliyorsunuz denizi görmeden paçayı evet. sıvamamak vardır. Biz her ikisini birden atasözü olarak değerli bulup hayata aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla görünen köy ile ilgili konuyu çıkarken söylemiştik zaten. Hı hı. Yani kar hırsı ve denetim eksikliği konusu. Biz bunu pratik olarak oradaki yaşadığımız bütün süreçlerde gözlemledik. Yani bunun doğru isabetli bir o kılavuzsuz söz olduğunu orada ifade yani orada gördük birebir. Konusunda o kazadan sağ kurtulan, şans eseri sağ kurtulan işçilerden bir tanesi şöyle bir şey söylemişti kameralara. Denetim olacağı zaman 2 hafta öncesinden bize haber gelir. Biz o 2 hafta süre gelecekleri gün de bellidir, saat de bellidir evet. işte denetleyicilerin. Biz onlar geleceği zaman hemen hazırlıklarımızı yaparız. İşte her yer temizlenir, uygun hale getirilir, gelirler. Hatta çoğu zaman ocağa girmezler bile. Bir yemek yer giderler, imzalarlar raporları. Geldikleri zaman da şöyle bir bakarlar üstün körü. Onlar gidince eski tas eski aman devam eder demişti. Aslında tabii ciddi bir denetim yok. Ve şöyle şeyler de söylendi. Siz orada rastladınız mı? Böyle bir şeyin olacağı öncesinden belliydi. Çünkü bir takım belirtileri vardı bu kazanın dediler. Oradaki işçiler söyledi. Siz buna benzer bir şeylere rastladınız mı orada? Şimdi tabii öncelikle biz orada özellikle birinci gün ocak başına girmek için çok büyük çaba gösterdik. Evet. Ve bu çabamız legal ve illegal tüm yollar üzerinden 14 ile 16 kişi oldu sona herhalde kadar. Ocağın o iş güvenliğiyle ilgili yazısını evet. bulunduğunuz ana girişi dışındaki bütün alanlara ulaşma imkanı bulduk. Ve gerideki alanların hepsinde pek çok içeriden canlı çıkan arkadaşlardan travmayı yaşayan ailelere kadar bütün bahsettiğiniz uzman arkadaşlarımız gece yarısına kadar orada pek çok görüşmeler yaptı. Kayıtlarını aldılar, notlarını aldılar. Onlar gerektirdiği raporlama süreçlerinden sonra tabii ki toplumla paylaşılacak. Bu süreçler içerisinde biz dediğimiz gibi bu hadisede biliyorsunuz ilk önce çok ciddi bir trafo evet. formatı gitti. Yani trafodur değildir, şudur budur diye. Toplumumuza şu kadarını belirtelim. Ne duyduysanız hepsi kelime olarak raporumuzda bir yerlerde bulunacak. Ama kamuoyunda paylaşıldığı yerlerde onu görmeyebilirsiniz. Hakikaten o neredeyse biz orada onun onu raporumuza göreceksiniz. Trafo diye bir şey var mı? Var. Onun üzerinden bir problem var mı? Var. Nerede o? O neredeyse raporumuzda göreceksiniz. Önceden bilinebilirlik ve önlem alınabilirlik konusu var mı? Çok net var. Peki nasıl var? Müdellel bir şekilde onu raporumuzda göreceksiniz. Denetimle ilgili sizin söylediğiniz insanlık onuruna açısından, müfettişler açısından çok sakıncalı durumlar var mı? Bakınız biz raporlarımızda direkt bize aktarılan şeyleri cümle olarak içinde barındırdığı bütün o belki bizim dil olarak kullanmayacağımız ifadeleri beraber tırnak içerisine alır. Bunu dedi deriz. O bizim sözümüz değildir. Ama bizzat orada yaşayan insanın sözüdür. Acıyı yaşayan insanın sözüdür. O sözü biz sakınmadan aktarırız. Yani hakaret içermeyen dışındakinin hepsini aktarırız. Bizim raporumuzda bunların hepsini göreceksiniz. Ve ne kadar büyük aymazlıkların bulunduğunu, insanın gözünü yaşarttığını, insan ile ilgili değerin ne kadar, insanın ne kadar değersiz görülerek mesleki süreç yaşamlarını sürdüren insanların toplumumuzda var olduğunu, insanın hayatına verilen değerin ne kadar insanlıktan sıyrılmış yapılar içerisinde zayıfladığını göreceksiniz. Ve hakikaten biz kimi zaman gözlerimiz yaşardı. Yani orada duygusal bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani biz insanlık onuru adına aslında yani çok basit şeyler ile bir kere kaybın bu dereceye kesinlikle çıkamayabileceğini ve aslında hiçbir de kaybın olmayacak bir sürecin de Türkiye'de olmazsa ocaktaki kömüre ihtiyacımız olmadığını bilmemiz gerek.
Bunun üzerine hareket etmeniz lazım. Yani siz insan kaybı yaşamadan bunu beceremiyorsanız, yani ne diyeyim, nokta nokta olun gidin deyin. Yani. Defolun gidin. Ne diyelim yani? Biz insan onurunu dikkate almayan, insan onurunun gerektiğini önlemleri almayan hiçbir üretimi doğru bulmuyoruz. Siz niçin üretim yapıyorsunuz? Allah bize yaşamımızı sürdürecek kadar bitkisel, hayvansal gıdaları önümüze bahşetmiş. Eğer medeniyetin gerektirdiği süreçlerle biz burada bir şekilde artı değerler üreteceksek, insanlığı ve insanlık onurunu çiğnemeden yapmak zorundayız. Evet, siz burada çok güzel bir şey söylüyorsunuz çok... ama Enerji Bakanı da şöyle bir şey söylüyor. Gerekirse 13-14 saat çalışacaksınız diyor, işçiler için söylüyor bunu. Burada tabii biz işçileri nasıl değerlendiriyoruz, nasıl görüyoruz, o da ortaya çıkıyor zaten. Yani makine olarak mı görüyoruz acaba? Çünkü şimdi siz gördünüz zaten. Ben Enerji Bakanı'nın sözünü işitmedim ama şu kadarını söyleyeyim aktarımınızdan hareketle. Ve Türkiye çok fazla işçi... Şimdi her kim diyorsa ki 8 saatin üzerinde bir işçiye çalışmakla ilgili bir yükümlülük yüklüyor ise... Birincisi, biliyorsunuz böyle bir yükümlülüğün artı mesai ücretleri ve katlanmış mesai ücretleri üzerinden değerlendirilmesi birincil hak olarak bir kere gücü yetenler için geçerlidir. İkincisi, insanın 8 saatlik çalışma denen şey insanın fiziki kapasitesi üzerinden ortaya konulan bir çerçevedir ki siz bu bağlamda buna yeterli bulan insanları bundan artı yeterli bulunduğu takdirde belki belirli sektörlerde onların da daha yüksek gelir elde etmesine yönelik talepleriyle bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ben de sonuçta iş hayatından, iş adamlığı da yapan, işletmesinde bulunan, iş veren olarak da, iş gören olarak da çalışan birisiyim. Değişik hayatımın safahatlarında. Şimdi, eğer siz yaptığınız iş sebebiyle fiziki güç, özellikle güvenliğe yönelik de fiziki güç zaafları ve dikkat noksanlığı insan hayatına yönelik risk oluşturuyorsa, o zaman siz bu artı mesai meselesini daha ciddi ele almak, sınırlandırmak, belki de artı mesai kesinlikle vardiyalarla sizin insan gücüne ihtiyacınız varsa daha dirençli, dinlenmiş insanlarla onu karşılamanız gerekmekte. Yani gerekiyorsa 14 saat dediğiniz şey ne demektir yani? Bunu doğru algılamak, doğru anlamak falan çok doğru bir şey değil. Bunu kim söylediyse yanlış söylemiş. Ha şu olabilir. Yani bakanımız orada günlerce durdu ve ben gördüm yani. Hakikaten o konuda duyarlılığını takdir ediyorum. Yani insani. Şunu diyebilir, kendi personelinden rica edebilir, istirham edebilir. Biz burada insani bir krizle baş başayız. Gerekiyorsa 14 saat çalışacağız. Bu insanlarımızın bir oradan kurtulmaları için gayret edeceğiz. İkincisi, efendime söyleyeyim, delillerin karartılmaması için önlem alacağız vesaire. Çok takdire şayandır. Bu konuda takdir ederim. Biz de orada mesela gönüllü arkadaşlarımızla beraber 8 saat falan değil, hakikaten çok daha yani 12 saati aşan yani şeylerle evet yani gayret ettik. Zaman zaman arkadaşlarımızda enerji düşüklüğü olursa birbirimizi teşvik ettik. Burada bir işte önemli bir şey var, gitmemiz lazım. Diyelim ki bir yere daha gitmemiz gerekiyor. Bir iki arkadaşımız dedi ki ya yarın mı gitsek? Yok, yarına bırakmayalım, bugünkü işi şimdi yapalım gibi. Diyaloglar olursa birbirimizi teşvik ediyoruz. Şimdi ben bunu anlarım. Ama birisi kar edecek diye, işletme kar edecek diye, insan hayatını riske atacak şekilde mecburiyet ortaya koymak hiçbir şekilde insani değil bir kere. Yani bunu bir yönetici olabilir, yoldan geçen birisi olabilir. Kim söylemişse hata etmiş, yanlış etmiş. Buradan uyaralım kendisini. Yanlış ettiniz. Bu söz böyleyse eğer tabii. Bu kayıt içindeyse lütfen düzeltiniz. Bir taraftan evet. Tabii Bakan Yıldız'la ilgili şöyle şeyler de var. Söylenen biliyorsunuz işte iki gün gömlek değiştirmedi vesaire. Bunlar biraz ayıp bana göre. Yani öyle bir durumda işte simit yedi, işte uyumadı, ailesiyle hiç konuşmadı. Ailesi zaten televizyondan görüyor onu, yani konuşmasına gerek yok. Ve Çalışma Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Madenler Enerji Bakanı'na bağlı, o yüzden Enerji Bakanı sorumludur deyip sorumluluktan kaçmak gibi bir şey. Yani Çalışma Bakanı bilemiyorum onunla ilgili çok fazla şimdi bir şey. Şimdi bakanlarımızın biz de orada gördük yani çalışmalarını. Öncelikle ben yani
birisinin kendisini ifade etmesi veya kendisi tarafından ifade ettirilmesi, edilmesi falan yakışıklı bir şey olmadığı malum. Toplumsal bir ahlaki zemin olarak şey değil. Fakat ben insanlarımızın bu denli bir duyarsızlık içinde olduğunu düşünmüyorum. Ve eğer birileri kalkıp bakana yönelik bir yanaşık düzen pozisyonunda ifade etmiyorlarsa ama karşıdan bir hakikati ifade etmek istiyorlarsa vaka olur ki bakan, evet biz de şahidiz orada. Gece gündüz zaman dilimi sürecini dikkate almadan oradaki insanların, yani 301 kişi sonuçlandı diye düşündükleri noktaya kadar fedakarane bir şekilde orada bulunduklarını, hassas bir şekilde bulunduklarını biz de gördük. Yani bu konuda biz şunu söylemek durumundayız. Bu hassasiyet bütün süreçlerde yaygın olması lazım, öne çıkması lazım. Çünkü biz onları onun için vekil tayin ettik. Onlar da başvekil ve onunla beraber çalışan bakanları olarak bu sorumluluk içindeler. Bugün Sayın Başbakan'ın söylediği kenarı Dicle'de bir kut karpuza koyunu sözünü biz yıllardır başbakana verdik, söylüyoruz. Kimi zaman kendisini kızdırdığımızın net farkındayız. Evet. Siz kızmakla mükellef değilsiniz, bize göre öyle söylüyoruz. Biz size hep söyleyeceğiz. Siz şunu bilin ki biz sizi Hazreti Ömer'in yerine koyarak bunu söylüyoruz. Yoksa onun yerine koymayarak sözümüzü söyleyecek olsak size kenarı Dicle'deki koyunların hesabını sormazdık. Orada niçin varsınız topyekun gider onun hesabını sorardık. Biz sizin orada varlığınızın bu Dicle'nin kenarındaki bütün o sorumluluklarınızı hatırlatmak için olduğunu düşünüyoruz dedik. Bu bağlamda biz bu sorumluluğun gereğince yerine getirmesi açısından bürokrasideki insanların kimi hassasiyetlerini görüyoruz. Ama tedbir almaktan başlamak suretiyle bütün o alt kademeye olan süreçlerde memuriyet zihniyetinin ne kadar büyük aymazlıkları ve çirkinlikleri beraberinde getirdiğini, işte başbakanın şeyi olduğu, koruması galiba olduğu, yalanlanmayan, ben sadece fotoğrafları gördüm, detayını bilmiyorum, bir kişi, sivil giyimli bir kişinin, iki tane resmi giyimli kişi, zaten iki kişi bir kişiyi yakalamak için üstüne abanmış iken, onu artık tesirsiz hale getirmişken, ona ilave bir, hele sivil giyimli birisinin her ne görevde olursa olsun kendi hırsıyla hareket etmesini kabul edebilir bulamayız. İnsani bulamayız. Hiçbir güvenlik önlemiyle de izah edemeyiz. Tamamen insanlık dışı bir davranıştır. Bir doğru bulamayız. Yerken, bunu sahiplenmek de yanlış bir şeydir. Tabii, aslında yani. Oradaki sorumlu olan arkadaşımızın hukuki hakkıdır. Buradan kendisine ilan ediyorum. Söz konusu siz suç bile işlemiş olsanız o güvenlik mensuplarının dışında size karşı saldırı düzenleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili şey talep edebilirsiniz. Bir reklam arası öyle vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra devam edelim. Evet. Birazdan tekrar buradayız sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra. '58'den bu yana 3 el helva değişen dünya koşullarında bile kalitesini hiç bozmadan 50 yılı aşkın süredir sizlere hizmet veriyor. Helva, lokum, reçel ve şekerlemede deneyimli uzman kadrosu ve gıda mühendisleriyle sürdürdüğü kalite anlayışını ISO 9001 ve ISO 22000 HACCP kalite sistemiyle bütünleştirip ağız tadına son noktayı koydu. Eğer bugüne kadar ağzınıza layık helva yemediyseniz, yediğiniz helvadan bir tat alamadıysanız ve sağlığınıza önem veriyorsanız sizi 3 el helva yemeye davet ediyoruz. 3 el helva, damak tadınızın vazgeçilmez adı. Thank you.
kazanmak istiyorsan güçlü olmalısın. Tarım ve hayvancılığın telemarketi etkin pazarlama Hyundai Turbo 650 motorlu testereyle size mükemmeli, kaliteyi, sağlamlığı, gücü ve performansı sunuyor. Hyundai motorlu testerenin dış yüzeyi her türlü zorlu doğa koşullarına karşı dayanıklı gövde tasarımına sahiptir. Starter kapağı ve gövde kısmı magnezyum alaşımlı çelikten yapılmıştır. 4 tonluk bir traktörü Hyundai motorlu testere üzerinden geçireceğiz ve ürünümüzün çalışıp çalışmadığını hep beraber göreceğiz. Şimdi traktörümüz yavaşça testerenin üzerine çıkıyor. 4 tonluk bir traktöre karşı Hyundai motorlu testere meydan okuyor. Şimdi traktörü testerenin üzerinden indiriyoruz ve testeremizi kontrol ediyoruz. Şimdi de çalışıyor mu onu kontrol edelim. İnanılır gibi değil. Hyundai yeni model testeremizi 46 santimetre boyunda orijinal Hyundai pala ve orijinal Hyundai marka 3.25-36 diş zincirle donattı. Sırada Hyundai turbo motorlu testerenin gücünü test etmeye geldi. Kesmiş olduğumuz kütüğe 3 tane çivi çakıyoruz. Bu birinci çivimiz. Bu ikinci çivimiz. Bu da üçüncü çivimiz. 3 çivili kütüğü kesmeye başlıyoruz. Çivili kütüğü kesti ve hala kesmeye devam ediyor. Ürünümüz 2 yıl garantilidir. Türkiye geneline yayılmış yetkili servis ağıyla satış sonrasında desteği de en iyi şekilde sağlamaktadır. Ürünle birlikte teslim alacağınız ücretsiz ilk kurulum kuponu alarak testerenizi herhangi bir kurulum ücreti ödemeden kullanıma hazır hale getirebilir ve gerekli kullanım eğitimini alabilirsiniz. Hyundai turbo motorlu testere 379 liraya sizin olabilir. Ürünümüzü kapıda peşin ödemeyle alabileceğiniz gibi peşin fiyatına kredi kartlarına taksitle de alabilirsiniz. Hyundai turbo 650 motorlu testerenin yanında bıçakları bilemeye yarayan özel E'sini hediye ediyoruz. Ayrıca paket içerisinden yağ karıştırma ölçü kabı, anahtar takımı, Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve yetkili servis noktalarını bulabilirsiniz. 2013 yılında satış rekorları kıran Hyundai motorlu testereyi tasarlayan Hyundai mühendisleri tüm müşterilerimize ürünümüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder. Teşekkürler Türkiye! Hyundai Turbo 650 motorlu testere alan herkese 30 lira değerindeki 13 parça cırcır tornavida setini hediye ediyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Her yerde kullanabileceğiniz 13 parça cırcır tornavida setini testere alan herkese gönderiyoruz. Thank you.
Tekrar bir aradayız sevgili seyirciler. Soma'yı konuşuyoruz. Mazlumler İstanbul Şube Başkanı Cüneyt Sarıyaşar konuğumuz ve bize çok doğru ve çarpıcı açıklamalar yapıyor. Biraz kutuplaşma üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü her yeni olayda bu memleket evet. bölünüyor, bir sürü parçalara ayrılıyor, kutuplaşmalar oluyor ve bunlar sürekli besleniyor. Bunu biz Soma olayında da gördük ki Soma çok acı bir olay yaşandı orada ama orada yine bir sürü kutuplaşmalar oldu. Nereden besleniyor bu insanlar? Şimdi kutuplaşma öncesinde bir kere Soma'da herhangi bir kutuplaşma bence yok. Yani bir kere Soma'yı Soma olarak değerlendirelim. Hı hı. Ama Soma üzerinden konuşanların kutuplaşması evet, diye ifadelendireceğiniz bir şey olabilir. Çünkü Somalıların bir kutuplaşması yok. Orada daha henüz kendine... yok Somalılar yani, değil zaten. Evet, Soma üzerinden Soma evet, Soma halkı insanlar. Da böyle yani hı hı. kendi... başlarına gelen bu süreç üzerinden henüz anlamaya evet. ve kendi acılarını henüz taze sarmaya çalışıyorlar. Ama bu kutuplaşmalar maalesef bu siyasetin dili dünya üzerinde demokrasilerin bir işte gelişmiş demokrasi falan diye anlatılan ülkeler var ki bu ülkelerin gelişmiş demokrasisi 3. dünya ülkelerinin üzerindeki sömürgelerden elde ettikleri refah düzeyiyle çok alakalı bir şey ki yani bunu efendinin evindeki şaşayı bir fazilet adeten bir dil olarak görüyorum. Dolayısıyla bu yeryüzü istikbarı biz onlara kendi deyimimizle diyoruz. Yeryüzü egemenleri. Onların yaşamış oldukları bu insan haklarına saygılı hı hı. biraz daha işte çatışmasız toplum falan gibi meseleleri yakın zamanda ufak ufak turnusol kağıtlarıyla nasıl olduğunu gözlemledi. Evet. Mesela 11 Eylül olayı ve sonrasında gerçekleşen İslamofobia ile beraber paranoyalar, Amerikan toplumunun ne hal içinde olduğunu, aslında Amerikan toplumunun bir illüzyon içerisinde yaşatıldığını gözler önüne serdi. Dolayısıyla rüyadan ufak bir hakikatle ilgili böyle hareket onları perişan hale, paranoyak haline getirdi. Bana kimse Amerika'nın daha özgür falan olduğunu anlatmasın. Çünkü Amerika aslında daha illüzyona kapılmış bir toplum olarak önümüzde var. Çok kısıtlı süreçleriyle farkındalık yeryüzü ölçeğine bakabilir bir düzeyde. Yine öbür taraftan Avrupa toplumlarına baktığımızda onlar da bütün kendi mekanlarının temizliğini o kendi pisliklerini sürüp attıkları 3. dünya ülkelerine göndermelerine muhtaçlar. Maalesef Batı'dan bir bu noktada bahsedersek, oradaki kutuplaşmaların toplumu, toplumsal pay hatları oluşturup oluşturmadığına bakacak olursak, ileri demokrasi dediklerimizde aslında iki şey insanları çok ciddi kutuplaştırıyor. Bunlardan bir tanesi o toplumu illüzyonunu gerçekleştirenler kutuplaşmayı kendi açısından zorunlu görürlerse hızla kutuplaştırıyorlar. İşte Bush zamanında 11 Eylül'de ortaya konulan çaba böyle bir çabaydı. İkincisi, eğer toplum kendi yaşamakta olduğu o düzeni tehdit altında görürse, işte gerek Amerikan gerek Avrupa toplumunda biz bunu ikisinde de görmekteyiz. Amerikan toplumunda 11 Eylül sonrasındaki hadiselerde bunu gözlük, İslamofobiyada. Avrupa'da da son zamanda yeşeren o ırkçılık da esasında Avrupa'da çoğalan yani Avrupalı olmayan halkların sayısal çoğunluğu artık dikkate değer bir hale geldiği için tabii ki Avrupalı olan insanlar kendilerini rahatsız hissediyorlar. Oraları sadece kendilerine ait gördükleri için oranın oluşmuş olan yaşantı biçimini paylaşmak istemiyorlar ve ırkçılık gittikçe yayılıyor. Evet. Orada bir toplumsal hayatta oluyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler. Onlara baktığımızda durum nedir? Bizlerde de ağırlıklı olarak üst siyaset kurumları yani işte siyasi partiler dillerini eğer çatışmacı dil üzerinden kurarlarsa siyasal mücadelelerini aşağıda toplumsal fay hattını ciddi manada tetikliyorlar. Toplumun farklılıkları toplumun zenginliği de olabilir. Toplumun farklılıkları bu fay hattılarını tetikleyen depremlere vesile de olabilir. Şimdi biz bunu çok ağır bir şekilde yaşamış bir toplumuz. Bir kere zaten biz toplum olarak konuşabilen
halklar falan değildik. Hani millet falan diyoruz ya, öyle bir şey değildi. Biz sindirilmiş, baskı altına alınmış, konuşmaması, susması, sadece takdir etmesi ve sadece ve sadece itaat etmesi beklenen bir toplum halinde 80 yıl yaşadık. Laik, kemalist, müstekbir, mütecaviz bir sistem üzerimizde karabasan gibi çökmüştü. Birazcık kafasını insanlar kaldırdılar 1950'lerde. Onu da hemen Amerikan Marshall planları falan üzerinden manipüle ederek esasında kapital sistemin ayakları haline getirdiler. Yine işte ne yaptılar? Bu toplum adam olmayınca onu sağ-sol çatışmasını 70'li yıllarda örselediler. 1980 darbesini 1980'de 24 Ocak kararlarıyla beraber aslında 24 Ocak kararlarını uygulamak için 80 darbesini yaptılar. Yani transforme ettiler. Evet. Toplumumuzu daha çok tüketen bir toplum haline getirebilmek için televizyonlarımızı renklendirip orada satacakları şeyleri daha cicili hale getirip bizi tüketim toplumu haline getirdiler. Şimdi biliyorsunuz 2001 derviş kararları diye ekonomimizde geçen esasında Türkiye'nin son önemli ekonomik virajlarından bir tanesinde mevcut toplum mühendisleri, iktidarı ve muhalefeti hep beraber bu topluma yedirdiler. Ortalıkta bugün toplumun ne olup bitiyor dönüp bakmaması için siyasetin iktidarda ve muhalefette yol alması için kutuplaşmaya ihtiyacı var. Onun için dili hep bunun üzerinden kuruyorlar. Yani biz şimdi burada salt iktidarda mı görüyoruz? İktidarda çok baskın bir şekilde kutuplaştırıcı dil görüyoruz. Muhalefette de aynı dili görüyoruz. Yani kim kalkıp ötekinin hakları üzerinden, hakikaten onları da tanımalıyız, bak yanlış yapıyoruz diyor. Kim birebir pratik uygulamalar üzerinden iktidara muhalefet yapıyor? Şimdi biz hepimiz görüyoruz ki bütün toplum bunun çok farkında ki bu toplum iktidarı önemli oranda 80 yıllık birikimlere, yani o 80 yıllık kayıplarını telafi edeceği bir süreç olarak ilk defa benim sesim bu kadar oy potansiyelim üzerinden dile geldi diyerek sahipleniyor. Muhalefet halkın dili üzerinden iş kuracağına iktidarı bu muktedirlerin dili üzerinden örseleyerek bir alan elde etmeye çalışıyor. Kimse, yani bu noktada bakıyorsunuz halkın dili ortada kayboluyor. Evet. Bu da tabii ki ne oluyor? O çatışmacı diller ortada ve bu çatışmacı dillerin önümüze koyduğu tabii ki topluma olumsuz etkiliyor. Biz bunu Kürt sorununda çok acı yaşıyorduk. Bakınız Ayvalık olayları çok büyük şeyde değil, yani bu çözüm sürecinin başlangıcında. Biz müdahil de olduğumuz Adapazarı'ndaki bir hadise ki bir düğün yapan 900 kişinin bulunduğu salona insanlar yani işte oradaki Kürt yurttaşların düğününe Kürtçe şarkı söyledikleri için provokatif bir takım güçler müdahale ediyor. Allah'tan zamanında önlem alınarak engellendi. 900 kişiyle beraber orada bir ufacık problem çıksaydı çok büyük hadiseler yaşayacaktı. Şimdi toplumun bir sağduyusu var. Hangi kesimden, ideolojiden olursa olsun hiç önemli değil. Müslüman olsun, Sünni olsun, Alevi olsun, Şii olsun, Nusayri olsun, ne bileyim öbür taraftan gayrimüslimler olsun, saymakla bitmez, zengin bu Anadolu coğrafyasında var olan bütün kesimler istisnasız. Tamamında bir sağduyu hakim olduğunu görüyoruz. Bu sağduyuları provokatif hadiselerle adeta bir fay hattını tetikleyecek hale getirmeye çalışıyorlar. Bu problem bu topraklarda 100 yıldır uygulanıyor. Geçmişleri hatırlayalım. Maraş olayları, daha sonrasında evet. Sivas'ı, başbağları, arkasından yaşadıklarımız, bütün bu süreçler gösteriyor ki bu toplum bu şekilde bir bölünmüşlüğe girmedi. Bakınız Irak'ta öyle olmadı. Irak çok acı bir şekilde yaşadı bunu. Hala da Irak'ta bombalar orada burada patlamaya devam ediyor. Evet. Yani o müvazenesini kaybeden bir toplum bu tetikleme faaliyetlerinden çok etkilenip dengesini hala bulamıyor Irak toplumu. Halbuki Türkiye toplumu barışını 100 yıllık cefasıyla, ezasıyla inşa etti ve tabii ki şu anda halkın sesi önceki süreçlere nazaran çok daha fazla duyulur hale geldi. Yaşadığımız süreçleri bir Kadir Şinaslı'yla hiçbir zaman reddetmemeliyiz. Hiçbir şey yok. Öldü, battı, gitti değil. Türkiye'nin bu noktada
halkın sesinin, iradesinin ortaya çıktığı, daha öne çıktığı bir süreci yaşıyoruz, yaşıyoruz. Ama evet, iktidar yanlışlar yapıyor. Yani iktidar halktan aldığı bu şeyle, yetki ile belki kendisini eleştirenlere yönelik daha nitelikli bir çaba gösterecekken hırslı ve öfkeli, daha sınırlayıcı bir çaba gösteriyor. Bu konuda iktidarın yanlış bir yöntem ile sorununu çözmeye çalıştığını önüne koymalıyız. Öbür taraftan iktidarın örselenmesinin biçimi ya da iktidarın yanlışlarıyla toplumun bu yanlışları görmesi ve iktidarın değişmesi süreçlerini daha insani süreçlerle, daha akli süreçlerle yürütmeliyiz. Muhalefet demek karşıdakine her türlü oku sapla demek değil. Ama iktidar demek de muhalefetin her sözünü ok kabul edip bunu kırmaya çalışmak demek değil. Ki yani orada gelmek istiyorum. Bu Somali ile ilgili verilen önergenin kabul edilmeyip hatta hemen üstü kapatılarak işte çok çarpıcı bir örnek değil mi? Evet, çok kısa bir süre sonra da tekrar bu facianın yaşanmış olması çok çok büyük çarpıcı bir örnek. Çünkü çarpıcı. Yani iktidarın, şimdi muhalefet size bir şey söylüyorsa biz şunu söylüyoruz, yani muhalefet size soru önergesi getirdi. Siz onu dediniz ki bu soru önergesi benim filanca işimi engellemek içindir, bahane üretiyor. Reddettiniz. Şimdi siyasetin o meclis içindeki kavga gürültüsünden biz uzağız, bilmiyoruz onu yani. Ben oranın cahiliyim. Ama bir şey biliyorum. Akıl sahibi olan bir insanın yapması gerektiğini biliyorum. Nedir o? Muhalefet sana bir şey yazmış. Sen siyaseten ne yapıyorsanız öbür taraftan insan olarak, sorumlu olan birisi olarak bu milletin vekaletini ve baş vekaletini üstlenmiş bir şey yok. Ne yaparsın? Ya bir dakika dersin ya. Bu Soma'ya biz bir bakalım. Ha, sakın ha orada bir kardeşimize, bir canımıza bir eza cefa gelmesin dersiniz. Sizin sorumluluğunuz bu. Bunu yerine getirdiniz mi? İşte bizim size soracağımız şey bu. Biz muhalefetin yanında sormuyoruz bunu. İktidarın yanında da göz ardı etmiyoruz. Biz adaletin yanında olarak siz bu sorumluluğu yerinize getirdiniz mi? Yani çünkü bu size düşendir. Muhalefet sizi bununla yıpratmak isteyebilir. Bu başka bir şey. Ama siz bunun içindeki içeriği, bir dakika, ordu müfettişler nasıl yapmış? Biraz önce söylediniz. Müfettişler nasıl rapor tuttu? Bizim raporumuzda onu da göreceksiniz. Evet. Müfettişlerin nasıl rapor tuttuğunun gerçekliğini de göreceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bu ülkede bir zamanlar siyasi birisi vardı. Şimdi iktidarın bir kısmını paylaşıyor. Mış gibi yapmak derdi. Sayın evet. Kurtulmuş, mış gibi yapanların mış mışlarına dönüp baksın derim ben. Çünkü hep beraber bakalım. Burada siyasal kaygılardan öte toplumsal ve insani kaygılarla bunlara bakalım. Biz buradaki sözlerimiz tamamen bu insani kaygılar üzerindendir. Ve biz bu noktada ne yapmışız? Bu konuda gereğini yapmayanlar, eğer Enerji Bakanlığı ve Bakanı ve Bakanlığı süreçlerinden gelenlerse, eğer Çalışma Bakanlığı süreçlerinden gelenlerse veya bu konularda sorumlu olan yetkili makamların her ne silsilesi içerisindeyseler, hepsinin gelip yargı önünde kendilerini aklamaları gerekmekte. Çünkü bütün bu şaiba hepsinin üzerindedir. Çünkü orada 300 canın sorumlusu bugün başbakan açıkça ilan etti. Ne dedi? Kenarı Dicle'deki koyun bizim derdimizdir. Bu şu demektir. Biz gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu diyorsak, biz Allah'ın adalet talep etmesini üzerimize yüklemesinden dolayı, Allah diyor ki adaleti emrediyorum diyor. Bizim hepimiz adaletle sorumlu insanlarız. O zaman başbakana sormakla mükellefiz. Başbakan, bütün geridekiler senin emir komutan altında. Onların hepsine sağolun, biz sana soruyoruz, sen onlara soracaksın. Senin sorumluluğun budur. Biz bunu söylüyoruz. Ama tabii bu başbakan aynı zamanda bu işin fıtratında ölüm var, bunlar olan şeyler de diyen bir başbakan. Yani dolayısıyla buradan şunu da anlamıyor muyuz? Yani bu ülke evet kömür, maden işine çok önem veriyor ama maden işçilerine çok değer vermiyor. Çünkü madenlerde sağlık ve güvenlik yasasını, sözleşmesini imzalamamış bir ülke ki zaman zaman işte gündeme gelmesine rağmen. Şimdi ama bununla ilgili çalışmalar, işte çok detaylı çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Biraz burada şeyler yok mu? Yani çok çelişkili örnekler yani. Şimdi bunların hepsi. Aslında bakınız, biz her şeyi bir başbakan üzerinden değerlendirdiğimiz zaman kurumsal olarak bunu ifade ediyoruz. Şimdi başbakanın kimi zaman
aşağı yukarı her konuda böyle söylediği sözler toplumun bir kesimini rahatsız ediyor. Şimdi biz hepimiz biliyoruz ki başbakana birileri, çünkü bir sürü danışmanları var çevresinde. Yani bir insanın, Sayın Başbakan'ın bir mesleği var. Yani belki birinci mesleği siyasetçiliktir ama onun dışında bir de bir insan olarak, birey olarak kendinin sahip olduğu mesleği var. Eğitimini gördüğü vesaire. Kazancını temin ettiği bir mesleği var. Şimdi bakıyorsunuz, yani başbakanın gibi veya herhangi bir insanın her türlü mesleki bilgi ve şeye birikime sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla ne yapıyor? Doğal olarak başbakanın bir sürü danışmanı var. Evet. Şimdi bu tür konularda Sayın Başbakan danışmanlarını gözden geçirmeli. Çünkü bu kendisine bilgi veren insanlar ona herhangi bir sektörde insan kaybını o sektörün eğer kaderi veya işin doğasında var olanı tarif ediyorlarsa yanlış adamla bilgi topluyor. Yanlış adamla bilgi ediniyor. Yanlış. Çünkü Sayın Başbakan'ın sürekli söylediği bir şey var. Geçmiş devlet algısına yönelik kendisinin sürekli söylediği bir ifade var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şimdi bu ifadenin karşılığı bulmuyor burada, değil mi? Bulmuyor, evet. Demek ki devlet dediğimiz aygıt aslında bizim toplum olarak birlikte yaşayabilmemizin bir organizasyon biçimi. Ve bu süreç eğer insanı öncelemiyorsa insana zulmeder. Sayın Başbakan en azından tefekkürle ilgili beslendiği o medeniyet arka planı açısından doğru yerden besleniyor. Ama yöneticiler hata ile kaçınılmaz olarak karşılaşır. Hata içindedirler, hata yaparlar. Asıl olan bir kere kaynakların doğru yerlerden temin edip az hata yapmak için kendi özel çabaları gerekir. İkincisi çevresindeki akıl danelerin başbakanın veya işte yöneticinin başarılı olması ve onun halka doğru hizmet götürebilmesi için onu doğru bilgilendirmek durumundalar. Fakat insanların hırsları, çıkarları, aymazlıkları, beşeri zaafları bütün bu süreçlerde problemler oluşturur. Sayın Başbakan böyle bir görüşte ise eğer dönüp bu görüşünü kendisine hangi gerekçelerle, hangi bilimsel, ilmi gerekçelerle ve hatta akidevi gerekçelerle kendileri senetlendiriliyor, dönüp onlara bir hesap sorsun. Bana bu sözü söylettiniz, spontan değilse, söylettiniz, hadi bakalım getirin bunun şeyini, hangi meslek dallarında insan hayatı kaybedilebilir diyor. İnsan aklı, insan birikimi, vahyin birikimi, hangisi diyor ki burada insan zayiatı mümkündür. Bir tek yerde insan zayiatı mümkündür, biliyor musunuz? İnsanlık onurunu korumak için. Başka hiçbir yerde değil. Onun ismine biz özgürlük diyoruz. Özgürlük mücadelesini insan bedenini ortaya koyar. Tunus'taki Muhammed Boğazizi'nin yaptığı gibi. Orada caizdir. Orada mümkündür. Orada muhteremdir. Orada mukaddestir. Onun dışında, hele hele kendisini ortaya koyan insanın dışında, en önemlisi de o, bir başkasının onu ortaya koyması mümkün değildir. Yani sizler, hiçbir makamda olan kimse kalkıp da bir başkasının ölümü üzerinden insanlığa mutluluk bahşedemez. Gelir, kar vesaire bahşedemez. Bunun bir tane örneği vardır. Nemrud'un İbrahim karşısındaki örneği. Nemrud'un İbrahim karşısındaki örneği açık ve net şudur. İnsan iki tane köleyi getirir, birinin hayatını bağışlar, birini öldürür. Zanneder ki o öldürmekle kendi tanrılığını ifade etti. O hayatını bahşetmekle de yine tanrılığını ifade etti. Hayır. İnsan ile ilgili konuda insanlığa düşen tek şey vardır, insanı yaşatmak. Yani bu algıya, böyle bir bilgiye Sayın Başbakan'ı ulaştıran, böyle bir diyelim ki şu anda başbakan olarak iktidar sürçmesi diyelim buna, yanlış. Bundan sonraki süreçlerimizi yönetirken de Sayın Başbakan'dan talebimiz, sizi bu konuda yanıltanları hizaya çekiniz, hesaba çekiniz. İnsan onurunu koruyarak ve aynı zamanda insan hayatını koruyarak bizler yönetmek durumundayız, üretmek durumundayız, kazançlar sağlamak durumundayız. Eğer bunları gerçekleştiremiyorsak o zaman dönüp süreçlerdeki yanlışlarımıza bakalım. Eğer biz bunu olası görüyorsak, bu olasılıkları elimizde olmayan
üzerinden değerlendirmemiz lazım. Aslında çok başbakan üzerinden gittik ama Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan da mesela şöyle bir şey söylemiş basın toplantısında. Günler sonra işte mühendisliği ve müdürleri bir basın toplantısı yaptı biliyorsunuz. İşte müdür yaşam odası var diyor, patron yok diyor. Böyle çok komik bir diyalog oldu orada. Olmadığı da ortaya çıktı. Ne yazık ki. İşte bu kapitalist, vahşi kapitalizmin getirdiği maalesef işte onu bir herhalde şey masraf olarak görüp yapmıyorlar. Ama o kadar insanın ölümüne neden oldular. Şöyle bir şey, işte vicdanınız rahat mı diye bir soru soruldu. Benim vicdanım son derece rahattı gibi bir şey söyleyecekken hemen onu çevirdi ve tabii ki işte rahat değilim, uyuyamıyorum geceler, günlerdir, gecelerdir gibi laflar etti. Aslında sorumluluk sahibi insanların bu kazada gördüğümüz gibi vicdanları son derece rahat galiba. Şimdi bunu kader olarak görüyorlar çünkü. Biz gerek şirketin sorumluları, gerekse tabii ki bu şirketin yönetmekle mükellef olan devletin, tabii ki hükümetin organları açısından sürecin nasıl yürütüldüğüne dair yarınki basın açıklamamızda saat 1'de Mazlum Der İstanbul Şubesi'nde yapacağımız basın açıklamamızda ve bu konudaki görüşlerimizi orada ve belirlemelerimizi orada paylaşacağız. Bunu özellikle belirtelim. Bu sürecin nasıl yanlış yürütüldüğünü, hangi yönleriyle yanlış yürütüldüğünü, eksikleri barındırdığını enformatik yönüyle de ifadelendireceğiz. Bu arada yani şimdi bu çelişkiler bahsettiğiniz kamuoyunun önünde artık gerçekleşen bu çelişkiler esasında Türkiye'deki bu taşeronlaşma, Türkiye'deki bu ihale sistemiyle işte sadece son 10 yılda bilmem kaç yüz sefer değişen ihale kanunları vesaire süreçleriyle esasında külli bir akıl ile olması gereken üzerinden değil, ihtiyaçlarla beraber tıkalan, önü tıkanan meselelerin aşılması suretiyle dolayısıyla çok görece ve çok palyatif ve aynı zamanda da problemli, şaibeli süreçlerle gelişen bir ihale yasaları süreci söz konusu. Dolayısıyla bunlar çok objektif, denetlenebilir kriterlere kavuşturulması mümkün ama bu maalesef iş yapmanın süratinin veya aynı zamanda tabii o bir hazdır. İktidar içinde, para kazanan içinde. Kapitalist bir hazdır aynı zamanda da. Çünkü bu kalkınmak olarak değerlendirildiği maalesef kalkınma, için. Evet. Adalet Partisi diyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi adalet yönüyle olan sorgulanır yönünün üzerine ağırlık versin. Kalkınma yönüyle zaten kimse sorgulamıyor. Aslında o yönüyle kendisi dönüp kendisini de sorgulayacak. Bizler sorguluyoruz. Bizler kalkınmanın adaleti paralelinde taşımadığı, daha doğrusu denetiminde taşımadığı süreçler içerisinde kesinlikle kalkınmanın vahşiliğini ve gayri insanlığını görüyoruz, yaşıyoruz. Bunu bu konuda da uyarıyoruz. Şimdi bu çelişkiler açıkça ortaya koymaktadır ki bu iş hayatımızda da işveren ve iş görenler arasındaki süreçlerin yönetiminde de ciddi problemlerimiz var. Yıllardır biliyorsunuz taşeronlaşma ile ilgili konular bu konuda problemdir. Biz bakınız bu iktidarla ilgili sınırı tutmayalım. Geçmişte deprem büyük bir afet yaşadık biliyorsunuz. 17 Ağustos depremi. 17 Ağustos depremi de kesinlikle yani yeryüzündeki bütün süreçler Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altındadır. Biz ona iman etmişiz. Yani ama deprem dediğiniz şey Allah'ın ayetlerindendir. Depremde zayiat Allah'ın ayetlerini çiğneyenlerin ortaya koydukları cürümlerdir. Kimse kalkıp da bu Allah'ın takdiridir falan filan demesinler. Evet. Yani bunu deprem sürecinde Mazlumdur açık ve net bir şekilde söyledi. Yani burada çiğnenen Allah'ın ayetleridir. Kimse kalkıp da bunları efendime söyleyeyim, vay efendime söyleyeyim başka türlü işte herkes için başına gelen hadiseler durup düşünmesini gerektiren Allah'a diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ bu Allah'tandır ve biz Allah'a dönücüleriz. Bu şu demek zannediliyor. Yani biz başımıza geleni bu Allah'tandır deyip kabullenelim, sineye çekelim. Kesinlikle öyle değil. Biliyor musunuz bu ayet-i kerimenin
önü var esasında, bir de sonrası var. Önü ve sonrası açık ve net, mücadeleye öngören bir şeydir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمَّا بَلْ اَحْيَاهُمْ وَلَا كِمْ لَا تَشْعُرُونَ. Allah diyor ki, ayet-i kerimede, siz Allah'ın yolunda öldürenlere ölüler demeyiniz. Onlar belki hayattadırlar da siz bilmezsiniz. Ve bunu açıklamak için de ayet-i kerime geliyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah diyor onları imtihan eder. Korku ile, velcu'yu açlıkla, ve naksın minel envali, mallarındaki noksanlıklarla imtihan eder. Vel enfüsi, ve kendi nefsinin zorluklarla. Şimdi, yani Allahu Teala bize kendisine rücu etmekle ilgili konuda bize söylediği söz, esasında dönüp hepsinin hesabını ahirette vereceğimizi uyarmaktır. Şimdi biz bunu alıp, İşte bugünkü hadisede olan şey de budur. Bunu kader, işte işin olağanlarında var, falan formatlarına soktuğumuz andan itibaren Allah'ın ayetini tahrip ediyoruz. Açık ve net. Biz, Türkiye halkı kahretsek de İslam inanca sahip olan insanlar. Hepimiz bilelim ki İslam inancımız bize burada Soma'da gerçekleştirilen olayların, yanlışların araştırılması, soruşturulması, adil yargı üzerinden hesaplarının görülmesi bizim üzerimizde ilk önce Allah'ın yüklediği bir sorumluluktur. Aynı zamanda bu toplumun vicdanının sorumluluğudur. Aynı zamanda tabii ki bütün yürütmeyi üstlenmiş olan insanların sorumluluğudur. Kalmadı. Çok önemli bir şey de bizim sivil toplum diye bahsettiğimiz halkımızın hak arama bilincine sahip olan, sahip olmak durumunda olan, farkındalığı olan bütün kesimleri, işte bu sivil toplum kuruluşları, kamunun vicdanı, biz yöneticilerimizden hangi siyasi cenahta olursak olalım hiç önemli değil. Tabii ki hukuk içerisinde, tabii ki ahlaki, vicdani sorumluluğunda beraber insani bir pozisyon içerisinde adımlarımızla hesap sormaya devam ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Süremiz maalesef çok kalmadı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani çok yoğun bir zamanınıza rapor hazırlarken evet, kırmadınız, evet, geldiniz. Evet. Ben özellikle raporla ilgili şu açıklamayı buradan sizin vasıtanızla yapmak istiyorum. 50 kişi aşağı yukarı Soma'nın bütün ilçe, Soma ve diğer ilçeler, yani bu ocağa işçi veren ilçeler ve köylerine 3 gün boyunca dağıldık. Oradaki yerli halktan arkadaşlarımızla beraber hanelere girdik, taziyelerimizi sunduk. Onların acılarını paylaştık, onların dertlerini dinledik, yaralılarımızla konuştuk. Orada kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızla konuştuk. İçerideki teknik personelden arkadaşlarımızla konuştuk. Bütün bunları jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, iş güvenlik uzmanları, pedagoglarımızla, psikolojik danışmanlarımızla ve sosyologlarımızla beraber yaptık. Avukatlarımızla beraber yaptık. Hem orada halkımızı, hukuki süreçlerde yanında olduklarımızı ve onların aksayan hukuki süreçlerine müdahil olarak biz yanlarında olacağımızı beyan ettik. Hem de sürekli bir diyalogumuzu temin ettik. Hem de elde ettiğimiz verileri şimdi bugünden itibaren, dün akşamdan itibaren süratli bir şekilde bir rapor sürecine doğru çalışmalarımızı yapıyoruz. Her kim toplumda çıkıyorsa, işte bu bir iki gün içerisinde biz Soma raporumuzu yaptık diyorsa, kusura bakmayın, teknik olarak imkansız diyoruz. İşte İstanbul'dan Ankara'ya bir saatte gitmeye benzer arabayla. Evet. Yani şimdi bunun gerçekliği yok. Gerçeklik nedir? Doğru zamanda, tabii ki hızını kesmeden ama doğru bir rapor ortaya çıkarmaktır. Zaten malumunuz, 23 yıllık bir kurum mazumdur. Toplumumuzun vicdanını taşımaya çalışan bir kurum. Dolayısıyla şimdiye kadar raporlarında olduğu gibi inşallah hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir şahitlik yapacak raporumuz. Biz 3 gün boyunca şahitlerle not aldık. Aktarmak bizim sorumluluğumuz. Buradan bütün kamuoyuna ilan ediyorum. Hiçbir konuyu, hiçbir şekilde siyasi kaygı, hiçbir şekilde idari kaygı, hiçbir şekilde yarın mazlumlara bir zarar verir kaygısı gütmeyiz. Şimdiye kadar gütmedik. Hak ve adalet için söylenmesi gereken neyse, usulünce ve usulünce tabii ki hukuki içerisinde biz bunu söyleyen bir raporumuzla şaşırtıcı ve hakikaten canları sıkacağız. Evet, tahmin canları sıkacağız. Bunu çok iyi biliyoruz. Biz canları sıkacağımızı biliyoruz.
canlarımızı hakkını eda etmek için. Birilerinin canını sıkacağız ama haklarımızı, canlarımızın haklarını korumak için. 301 canımız hakkını korumak için. Bundan sonra canlarımızın kaybolmaması için biz birilerinin canlarını sıkacağız. Biz de merakla yarın raporu saat 1'de Mazlumder İstanbul Şubesi'ndeki basın toplantımıza halkımızı da davet ediyoruz. Duyarlılıkları olanlar buyursunlar, gelsinler. Biz yarın raporumuzu açıklamıyoruz. Raporumuzun öncesinde elzem gördüğümüz, kamuyla paylaşmamız gerektiğini düşündüğümüz, tespit ettiğimiz bir takım hususlar var. Bunları yarın paylaşacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bugün Soma'yı konuştuk. Mazlumder'den Cüneyt Sarıyaşar konuğumuzdu. Soma izlenimlerini anlattı bize. Yarın saat 13'te Mazlumder binasında bir basın açıklamaları olacak. Bu yıl aynı zamanda Çerkez sürgün ve soykırımının 150. yılı. Çerkezler için çok önemli bir tarih. Bu hafta Çerkezler'e ayırmıştık ama Soma faciası çok daha önemliydi. Yarın akşam saat